Evet vallahi. Evet, söylenenler gerçekmiş cidden. Aa! Gözle görülmüyor ama maskelerin içinden küçük küçük kurtçuklar vallahi çıkıyor. Ay! Aa, bir sürü var. Bir, vallahi iki, gördük. Üç tane. Tamam anne, ne yapayım? Kız uzattık boynunu boynunu. Aa, işte hareket ediyor şu an. Ay. Ya bu üreticilerden bir açıklama, bunun sebebi ne? Aslında bu bir biyokimyasal bir süreç. Normalde bu meltblow dedikleri maskelerde bizde yüksek ısıyla birlikte hidrostatik bir basınç yükleniyor. Bu basınçla birlikte de bizim polimer liflerimiz, maskenin içindeki şeffaf olanları göremiyoruz ama farklı tip olan lifleri ise çok rahat görülebilir hali. Nanorobot dedikleri şey aslında bu kıvrılaşan bildiğimiz bir lif parçacıkları oluyor. Pamuksu lifli olan maskelerde oluşmuyor ama normalde polimer liflerle birlikte olan yeni teknolojik koruyuculuğu fazla olan maskelerde sıcak hava baloncuklarıyla birlikte hidrostatik bir yükleniyor ve buna bağlı olarak da bu polimer lifler açığa çıkıyor. Gündelik hayatımızdaki kullanımda bu liflerin oluşması mümkün değil. Zaten bunlar normal bildiğimiz polimer lifleri, herhangi bir ilpiksi çıkıntılar farklı renkte gözüktüğü için nanorobotlara benzetiliyor. Ki robotla alakası yok. Biyolojik bir canlıdan bahsetmiyorum. Kesinlikle asla. Bu tür asparagus haberler halkımız tarafından da bol miktarda teyit ediliyor veya kabul görüyor. Bu aslında hem maskeyi takmak istemeyen insanlar için bir bahane teşkil ediyor ama maskeyi takmamakla sadece kendimizi, çok sevdiğimiz anne babalarımızı, yavrularımızı da riske ediyoruz. Biz maskeyi takmayarak belki taşıyıcı olabiliriz ama eve getirdiğimiz o mikroorganizmalar, virüsler çok sevdiğimiz annemizin, babamızın da kaybına sebebiyet verebilir. Şu anki o salgının tam 14. ayındayız, daha doğrusu 13. ayındayız. 13 aylık bu süreç içinde en ağır vakaların seyrettiği ve salgının pik yaptığı evredeyiz. Bu açıdan maskenin takılmamasını ben aslında bir cinayet olarak algılıyorum.